Her insanın vücudu farklı şekilde ve özellikte. Yani bir arkadaşımızın elleri bizden büyükken, bizimse ayaklarımız onunkinden büyük olabilir. Bu doğal bir sonuç tabii ki ama bu birbirinden farklı özelliklerimiz, vücutlarımız hakkında bazı bilgiler veriyor. Yapılan araştırmalar, farklı vücut özelliklerinin çeşitli bilgiler aktardığını göstermekte. Derimiz bizler hakkında çeşitli bilgiler vermekte. Yani siz bir insan gördüğünüzde onun derisine bakarak bile kısa çıkarımlar yapabilirsiniz. Örneğin solgun renkli bir cilt gördüğünüzde karşınızdaki kişinin yorgunluk, hastalık ya da endişeye sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da deride gözüken kızarıklıklar ya da farklı renk oluşumları çeşitli enfeksiyonlar ve rahatsızlıklar olduğunu bize söyler. Genelde kırmızı renkli deri de vücudun bize sağlıklı olduğunu gösterir. Derinizin boyu uzun ya da kısa, rengi koyu ya da açık renkte olabilir. Dil, konuşma ve beslenmemize yardımcı olan kaslı bir organımızdır. Fakat dilimiz bizler hakkında önemli bilgiler vermekte. Dil rengi çok koyu renkte ise ciddi bir gizli rahatsızlığın olabileceği anlamına gelmekte. Eğer dilinizde devamlı olarak yarıklar oluşuyorsa akciğer hastalığına sahip olabilirsiniz. Genelde bu yüzden sigara içenlerin dilinde böyle yarıklara rastlanır. Parmaklarımızın uzunluğu, özellikle de işaret parmağımızın uzunluğu bizler için çok şey söylemekte. Eğer işaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzunsa, prostat kanseri veya kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranınız bir hayli düşüktür. Eğer bu durum kadınlarda görünüyorsa, yüksek doğurganlık anlamına gelmekte. Ancak işaret parmağımız yüzük parmağımızdan kısaysa, bu da daha erkeksi olduğumuz anlamına gelebilir. Ayak parmaklarınızın uzunluğu sizler için önemli bilgiler veriyor. Eğer ayak parmaklarınızda ikinci parmağınız diğer bütün parmaklarınızdan uzunsa, bu sizin doğuştan bir lider ve sağduyulu olduğunuz anlamına gelmekte. Fakat üçüncü parmağınız uzunsa, bu sizin enerji dolu bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterebilir. Ya da bütün parmaklarınız eşit bir şekilde sıralanmışsa, bu sizin sakin bir yapıya sahip olduğunuzu gösterir. Ve son olarak ayak baş parmağınız kısa ve kalınsa bu sizin birden fazla işi aynı anda yapabildiğinizi gösterir. Bacaklarınızın şekli de sizin hakkınızda önemli bilgiler vermekte. Öyle görünüyor ki bacaklarınız yürümek, koşmak ve atlamak dışında da birçok anlam ifade etmekte. Çoğu kadın ince bacaklara sahip olmak ister. Ancak dikkat edin, ince ve uzun bacaklar kalp rahatsızlıkları riskini artırır. Kısa ve ince bacaklara sahipseniz aynı riskler sizin için de geçerli. Genelde aşırı kilolu insanların çok fazla yediği için vücut yağlarına sahip olduğunu düşünürüz. Bu aslında kısmen doğru olsa da vücutta bulunan yağlar farklı bilgiler de aktarmakta. Yani vücudunuzun sahip olduğu yağların vücudunuzun hangi bölgesinde olduğu çok önemli. Mesela vücutlarının arka bölgesinde yağlanma sorunu yaşayan insanlar genelde daha çok masa başı işi yapan insanlar olabiliyor. Ya da karın ve bel bölgesinde yağlanmaya sahip insanların depresyona daha yatkın olduğu uzmanlar tarafından söylenmekte. Pembe dudaklı insanlar genellikle sağlık ve gençlikle ilişkilendirilmekte. Eğer dudaklarınız solgun ve çatlaksa vücudunuzda çinko, demir ve B vitamini eksikliği var demektir. Bu yüzden daha fazla kırmızı et yemeye başlasanız sizin için iyi olacak. Dolgun dudaklı insanların genellikle ilişkilerinde tedirgin oldukları gözlemlenmiş. İnce dudaklara sahip insanlarsa genelde bireysel hareket etmekten hoşlanıyorlar. Bazılarımızın göbek deliği içeri olur, bazılarımızın da dışarı. Pek çoğumuz doğduktan sonra kesilen göbek bağının bunu şekillendirdiğini düşünüyoruz. Aslında göbek deliğinizin böyle olmasının sebebi kesildikten sonraki günlerde gerçekleşen dokunun kaynama şekli. Yani yeni doğan bir bebeğin göbek deliğinin içeride ya da dışarıda olması konusunda yapılabilecek pek çok şey yok. Ayrıca göbek deliğiniz dışarıdaysa özelsiniz.
çünkü sadece her 100 insanda bir kişinin göbek deliği dışarıda. Ayrıca göbek deliğinizin dışarıda olması da size bir avantaj. Çünkü bu bölgenin dışarıda olması göbek deliğinin daha az kirlenmesine sebep olmakta ve daha az bakteri üremesini sağlamakta. Yani göbek deliği dışarıda olanlar kısaca biraz şanslı.